Ve sevgili izleyiciler, programın başında da sizlerle paylaşmıştım. Stüdyoda çok değerli bir konuğum var. Emlak sektörünü konuşacağız. 2017 beklentilerini konuşacağız. Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selim Akın. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Ayağınızın tozuyla Ankara'dan siz geldiniz. Evet. Davet ettik. Çok teşekkür ederiz bir kez daha. Şimdi Ankara'daki projeleri konuşacağız. Orada vatandaşların taleplerine doğrultuda alışkanlıklar değişti mi belki konuşacağız ama isterseniz öncelikle 2016 yılına bir göz atalım. Şimdi 2016'da aslında sektörde büyüme oranı iç açıcı %4 olarak görülüyor. Evet. 1.3 milyon konutun satıldı. Bu tabii tüm Türkiye'de ve ağırlıklı olarak İstanbul'da ama nasıl bir yıldı 2016? Şimdi aslına bakarsak 2016 beklentilerin biraz altta kaldığı bir dönem oldu, yıl oldu. Yani hayatın normal akışında olmayan bir sürü olay yaşadı Türkiye. Ama bunlara rağmen dediğiniz gibi sektör büyümeye devam etti. Tabii 2016 aslında biraz hayal kırıklarının ön plana çıktığı bir yıl oldu bizler için. Ama buna rağmen büyümesini sürdürdü sektör. Bu hakikaten ümit verici. İnşaat sektörü tabii ki Türkiye'de önde giden lider sektörlerden bir tanesi. Bu büyümeyi sürdürmüş olması hem ülkenin geleceği açısından hem bizler açısından önemli. 2016'da bunu sürdürdü ama dediğim gibi yani 2016 daha iyi olabilirdi. Çok olay yaşadık. Hakikaten çok bazı yerler atlattık. Bunlara rağmen sektörün büyümüş olması bize 2017 için umut veriyor tabii ki. İnşallah 2017 özellikle de ikinci yarısı daha iyi olur diye ümit ediyoruz. Şimdi 2017 için aslında çok önemli adımlar da atıldı. Biraz inşaat sektörünün atağa geçmesi için işte aslında lokomotif bir sektör baktığımızda Türkiye'de ve dünya çapında da çok önemli projelere imza atıyor inşaat sektörü. Bu anlamda başarılı olduğunu söyleyebiliriz aslında tüm dünya genelinde. Yabancılara vatandaşlık konusu mesela gündemde. Bu belki biraz konut satışlarını şaha kaldıracak bir hamle olabilir. Şimdi Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bir proje başlattı. 30 projeyi içeriyor ve düşük faizi biraz daha vade sürelerini biraz daha demeyeyim de hatırı sayılır bir şekilde uzattı 240 ay vade. Tabii bütün bunlar aslında çok önemli adımlar. Siz nasıl değerlendireceksiniz bu çerçevede? Tabii aslında yani dediğiniz gibi çok önemli bu sektörü canlı tutmak için çok önemli adımlar atılıyor. Buna yabancıya satış biraz önce bahsettiğiniz gibi o biraz ön plana çıkmaya başladı bu dönemde. Etrafımızda olan karışıklıklardan dolayı Türkiye'ye bir ilgi devam ediyor Orta Doğu ülkelerinden. O bu anlamda bir etkisi var. Ama Emlak Konut'un yapmış olduğu bu kampanya tabii ki sektör açısından çok önemli. Yani en azından bir hareketlilik katması açısından, en azından arkasından diğer projeleri heveslendirmesi açısından çok önemli olarak görüyorum ben. Sektör için önemli bir kampanya. Umarım daha uzun sürer. Yani 31 Mart'ta kalmazdır inşallah. Her ne kadar öyle lanse edilse de. Bunun daha 20 yıllık vadenin ve düşük faizin aslında daha bunun kalıcı olması lazım sektör açısından ki biz bunları kendi müşterilerimize de yansıtabilelim. Faiz oranlarını nasıl buluyorsunuz? Genel sektör açısından bir faiz düzenlemesine gidilirse mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın talepleri vardı. Bir şekilde biraz aşağı çekildi aslında konutta faizler. Evet. Bunlar yeterli mi? Oranların ne olması gerekir topyekun kalkınma için? Yani şimdi şöyle tabii bunlar yeterli değil. Aslında bir her ne kadar faizler aşağı inse de maalesef bir reel faiz gerçeğimiz var. Bu istediğimiz düzeyde inmedi bir türlü. Ama bunun tabii ki olumlu adımlar atılıyor. Bence daha da fazla atılması lazım. Yani konut sektörüne özel belki faizlerin aşağı indirilmesi lazım. Bu bağlamda bankalar bence elinden geleni yapıyor. Ama biraz tabii bunu sadece bankalara atarak da üstünü kapatmak doğru değil. Genel anlamda, ekonomik anlamda birçok önlemler alınması lazım belki. Konut sektörüne özel belki önlemler alınması lazım. Ne gibi önlemler olabilir bunlar? Yani ilk etapta aklınıza gelenleri sıralayabiliriz. Yani şimdi şöyle tabii faizin indirip bunun bir kere vadelerin uzatılması yani emlak konutun gibi kampanyaları firmaların yapmasını teşvik edici bir takım önlemler alınabilir. Bizler tabii ki emlak konutun yaptığı gibi 20 yıl vadeli bir kampanya yaptığımız zaman bunun bize bir maliyeti oluyor ve bu maliyetin altından maalesef çoğu firma altından kalkamıyor. Belki bu maliyeti azaltacak bir takım önlemler alınabilir. Bir takım kamu bankalarıyla bu tip çalışmalar yapılabilir ve bizlerin de bu kampanyadan yararlanması sağlanabilir. Şimdi isterseniz biraz da Ankara'ya bakalım. Evet. Ankara'da 2016 nasıl geçti? Orada da çok önemli projeler olduğunu görüyoruz. Evet. Başarılı projeler sık sık da duyuyoruz bu başarıları. Biraz Ankara'yı değerlendirebilir miyiz? Valla Ankara 2016'da dediğim gibi birazcık yavaş geçti. Yani bizim beklentilerimizin altında geçti. Ama dediğim çok badire atlattık. Yani hakikaten Ankara zor bir 2016 geçirdi. Hem başkent olması dolayısıyla.
Ama 2017'nin başlarında birazcık hareketlenme görüyoruz. Ankara'da tabii muhafazakar bir yatırımcımız var. Yani kolay kolay ev almayan. Evet. Yani şöyle, ev alırken inanın bana prizin yerini soran, işte televizyonu şuraya koysak daha mı iyi olan, en ufak bir malzemenin kalitesini sorgulayan bir yatırım müşteri portföyümüz var. Hı-hı. Kolay bir müşteri portföyü değil kesinlikle. Yani gelip eliyle metrekare ölçen, lazerle ölçen odaları. Gerçekten var mı öyle? Gerçekten var. Yani yaşadım ben bunu. Gerçekten lazerle gelip, ya siz 10 metrekare demiştiniz de 10 metre, 2 metrekare mi hakikaten oda deyip ölçen, Allah'tan 10 metrekare çıktı. O anlamda öyle müşterimiz var. Ankara biraz daha zor bir müşteri. Hı hı. Tabii Ankara'da şöyle daha stabil geliri olan insanlara hitap ediyoruz biz. Yani birazcık daha memur kenti olmasıyla ya da gelirinin ya da sanayici bile olsa daha gelirinin stabil olduğu bir şehir Ankara. Aslında ödeme konusunda da çok az risk demek bu. Evet, ödeme konusunda daha az risk demek ama küçük ödemelerin yapılması. Yani biraz Ankara'nın o sistemine uymak gerekiyor. Mesela biz kendi projelerimizde işte Loft Flex dediğimiz bir ödeme modeli geliştirdik. Bu nedir? %15 peşinat ödeyerek geri kalan taksitleri kendi isteğinize göre, kendi ödeme gücünüze göre ayarlayabiliyorsunuz. Yani 1000 lira da ödeyebiliyorsunuz, 2000 lira da ödeyebiliyorsunuz. Üçüncü ay birazcık daha ödeyeyim diyebiliyorsunuz. Bu şekilde kolaylaştırmaya çalışıyoruz biz ödeme yöntemlerini. Vadeleri ne kadar tutuyorsunuz? Vadede şu an tabii bizim yeni projemizde Bulvar Loft'ta 24 ayla sınırlayabildik. Orada tabii İlbank'ta biz ortağız. Hı hı. Onun bir takım getirdiği kısıtlamalar var. 24 ayla şimdilik devam ediyoruz. Ama bu bile yeterli bir süre aslında Ankara için. Dediğim gibi siz hakikaten almaya niyetliyseniz siz bir şekilde o ödeme planına uyuyorsunuz. Hı hı. Peki projeler nasıl diye soracağım. Hem metrekare açısından şimdi İstanbul'da son yıllarda özellikle biraz daha küçük daireler revaçta. Evet. Özellikle işte 1+1, 2+1 tercih ediliyor. Ankara'da da durum böyle mi? Ya evet, da biraz bunları tercih edenler niye Yani şöyle birazcık daha küçük dairelere ilgi var dediğiniz doğru ama bu birazcık herhalde fiyatlardan kaynaklanıyor. Yani insanlar küçük dairelere daha rahat efort edebiliyorlar. Dolayısıyla o tip dairelere yönleniyorlar. Yani cebinizde bir 300 bin lira varsa bir 3+1 1+1 alabiliyorsunuz. Ama 3+1 alsaydınız 3+1'e yönlenecektiniz. Hı hı. Dolayısıyla o birazcık daha fiyatlardan dolayı tercih sebebi oluyor küçük daireler. Bizim projelerde biz mesela 1+1'lerle 3+1 yani daha doğrusu büyük dairelerle küçük daireyle olabildiğince karma yapmaya çalışıyoruz. Bu yine müşteri tercihiyle alakalı. Çünkü insanlar yanına bir büyük daire aldığı zaman yalnız yaşayan annesini, babasını yanında olsun istiyorlar ama bir aynı zamanda bağımsız olsun istiyorlar. Dolayısıyla biz bir 3+1'de bir aileye satarken onun daha yaşlı bir anne babasını da bir 1+1'de ağırlayabiliyoruz, satabiliyoruz. Bu anlamda tercih sebebi aslında bu anlamda daha kolay oluyor müşteri için. Ama dediğim gibi asıl ana sebep bence birazcık daha fiyatla ilgili. Yani fiyatlar daha ucuz olduğu için insanlar küçük daire tercih ediyor. Yatırım amaçlı da tabii evet, tercih edebiliyor. Evet. Şimdi tabii biz baktığımızda aslında bu projelere küçük birer şehri andırdıklarını da görüyoruz. Evet. Orada yaşayanların aslında tüm ihtiyaçları sitenin içinden çıkmadan karşılanabilir vaziyette. Biraz da bu anlamda değerlendirebilir misiniz? Neler var bu evet, projelerde? Evet. Şimdi şöyle yani gerek Ankara'da gerek İstanbul'da artık birazcık daha markalı konutlar ön planı çekiyor ve müşteri tercihleri bu yönde değişiyor. Şimdi müşteri tercihleri değişiyor derken yani artık kapıya bir güvenlik koyduğunuz zaman o siteyi satamıyorsunuz. Birazcık daha dediğiniz gibi sosyal hayatın ön plana çıktığı projeler geliştirmek zorundasınız. Bu bağlamda biz neler yaptık? Biz mesela yeni projemizde Bulvar Loft'ta bir buz pisti yaptık. Bohça alanı yaptık, açık satranç alanı yaptık, hobi bahçeleri, hobi atölyeleri, cep sineması. Bunun gibi sosyal hayatın, yani konuttan ziyade sosyal hayatın ön plana çıktığı bir site hayatı sunmaya umuyoruz. Müşteri tercihleri de bu yönde. Çünkü insanlar artık evine geldiği zaman bir telefonla aşağı inip yemeğini yemek istiyor, alışverişini yapmak istiyor, kolay ulaşabilmek istiyor, sporunu yapmak istiyor. Her şeye kolay ulaşım olsun istiyor. Bu bağlamda da tercihler bu yönde değişiyor. Ve insanlar da artık dediğim gibi bunun gibi markalı konutlara, sosyal hayatın da içinde olduğu konutlara yönelmeye başlıyor. Şimdi biraz da isterseniz projelerin lokasyonundan bahsedelim.
Evet. Ankara'da şu anda en gözde muhitler nereler ya da bu projeler nerelerde tercih ediliyor? Tabii ki Bulvar Loft'un olduğu İncek. İncek'i çok duyuyoruz artık. Evet, yani İncek tabii şu anda yeni yapılaşmanın olduğu ve Ankara'nın aslında eskiden yazlık olarak kullanılan bir bölgeydi. Orası hem havasıyla ve hakikaten göle yakınlığı olması sebebiyle hakikaten çok tercih edilen bir destinasyon. Bu anlamda orası artık yeni yeni bir yapılaşmaya başlıyor ve hakikaten güzel bir yapılaşması var. Bu anlamda da çok tercih ediliyor İncek bölgesi. Biz tabii İncek bölgesine iki tane yatırımımız var o anlamda. Ama bunun dışında tabii ki yavaş yavaş Ankara'nın diğer çevreleri, kuzeyi, güneyi, batısı aynı oranda tabii ki gelişmeye devam ediyor. Ama şu anda revaçta, yani daha güzel gelişiyor, iyi gelişiyor dediğinizde aslında İncek bölgesi. Hı hı. Ulaşım konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanıyor mu? Çünkü biraz daha Ankara'nın aslında dışında kalan birazcık bir bölge. Birazcık dışında kalıyor. Ulaşım aslında var. Yavaş yavaş daha da hareketlenecek diyor oraya nüfusun gelmesiyle. Ama ulaşım açısından çok hakikaten rahat. Hakikaten çünkü orada biraz Ankara'yı bilenler bilir. İncek bulvarı hakikaten çok geniş bir bulvar ve toplu taşımanın da olduğu bir yer. Birazcık daha o toplu taşımanın gelişmesi lazım. O da nüfusun oraya gitmesiyle gelişecektir diye umuyoruz. O anlamda aslında çok kolay ulaşabilecek bir destinasyon. Hı hı. Çok teşekkür ederiz Sayın ben Akın, yayınımıza katıldınız. Çok sağ olun. Önemli projelerden bizlere bahsettiniz. Ankara'yı biraz daha sizinle birlikte tanımış olduk. En azından gayrimenkul anlamında bir kez daha teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, konuğum Akven İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selim Akın'dı. Şimdi kısa bir ara, sonrasında tekrar buradayız.